Biliyorsunuz yaklaşık 10 aydır kısa vadeli işlemlerim için Quentfury'yi kullanıyorum çünkü Quentfury'de sadece kripto paralar yok, hisseler var, vadiller var, ETF'ler var. Yani bana çok geniş bir işlem özgürlüğü tanıyor. Burada birçok farklı piyasada işlem yapabiliyorum. Ve bunun yanı sıra sıfır işlem ücreti ve sıfır komisyonla işlemlerimi yapıyorum. Bu oldukça benim için önemli. E Google Play Store'da, App Store'da mobil uygulamalar var. Bunları indirerek kullanabiliyoruz. Bunun yanı sıra gerçekten çok şeffaf bir yapı Q&A. Bakın sağ üst köşede son 24 saatte, son bir hafta, son bir ayda ne kadar miktarlarda hacim döndüğünü gösteriyor. Anlık kullanıcı sayısını gösteriyor. Gerçekten çok güzel bir yapı olduğundan bahsetmem lazım. Ee, ve burada benim için tabii ki en önemli olan iki tane şey var. Bir tanesi sıfır işlem ücretiyle işlem yapılıyor ol olunması. Diğeri de bakın hisseler, vadeliler ve ETF'ler. Biliyorsunuz her zaman kripto para piyasalarında fırsat olmuyor. Buradaki fırsatları da e, çokça değerlendiriyoruz. Mesela bunların bi birçok örneği var. İşte ham petrol ve doğalgaz üzerinde yüzlerce işlem açtık ve bunlardan kazanç elde ettik. E Amerika piyasalarındaki hisse senetlerinde işte bu Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 gibi endekslerde long short işlemler yaptık. Yaklaşık bir haftada %100'e yakın toplam iki haftada %150'ye yakın bir para kazandık yani böyle bir kar elde ettik. Bunu hep birlikte canlı canlı gördürüz Yani bana bu özgürlüğü tanıyor olmasını ben gerçekten çok seviyorum. O yüzden de bir şans vermenizi kesinlikle öneriyorum. Panellere geldiğimiz zaman da her her şey gerçekten çok kolay ve elinizin altında. Para yatırmak oldukça basit. Hesap kısmından geliyorsunuz. Burada para ekle kısmından isterseniz kripto para cüzdanınızdan geleneksel para gönderme teknikleriyle dilerseniz banka kartı ile burada bakın miktarı girdikten sonra ilgili bilgileri doldurarak alımınızı yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte Apple kullanıcısı olan izleyicilerimiz için e daha rahat bir yöntem var. Apple Pay üzerinden de burada ödemenizi yaparak para gönderebiliyorsunuz buradaki yapıya. Ve bununla birlikte bakın şu şekilde size göstermek isteyecek olursam bakın burada para çekme kısmında aynı bildiğimiz geleneksel kripto para piyasalarından para çekme yöntemi gibi ilk etapta burada belli bir miktarı belirledikten sonra daha sonra çekim yapıp deyip burada USDT adresimizi girerek burada çekimimizi çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. İşlem geçmişlerimize bakıyoruz burada açık pozisyonlarımızı görüyorsunuz. Hangi miktarda e, hangi ürünlerde işlem yaptığımızı ve burada kapalı pozisyonlarda geçmişte hangi işlemleri yaptığımızı. Mesela bakın burada son olarak e, burada bir ham petrol işlemi yapmıştık. Burada bir short pozisyon açmıştık. Yaklaşık 13,5 dolarlık ki işlemin 4,5-5 dolarlık 5 olduğunu düşünürseniz yaklaşık 13,5 dolarlık bir kar bırakması nereden baksanız 3'e katladığımız manasına geliyor. Burada gerçekten bu tarz işlemleri çokça yapıyoruz ve canlı yayınlarda da canlı olarak size hangi seviyelerden girdiğimizi gösteriyoruz birçok zaman. O yüzden de bundan sonraki süreçte eğer Quantfree'yi kullanmaya başlarsanız Birçok burada farklı piyasalardan yapmış olduğum işlemleri de sizlerle paylaşıyor olacağım ve burada hep birlikte kazanıyor olacağız. Gerçekten bu yapı oldukça güzel bir yapı. Şans vermenizi kesinlikle öneririm ve bununla birlikte açıklama kısmındaki linklerden eğer kayıt olursanız davet kodumuz bakın görüyorsunuz zaten bir kare kod da var. Bununla beraber yapmış olduğunuz ilk işlem için 3 dolarla 250 dolar aralığında bir ödül de kazanacaksınız ve bununla birlikte bakın e, teknik analizi yapıları da da yani inceleme yapıları da oldukça güzel. Trading View'da bir premium üyelik almışçasına dilediğiniz kadar gösterge, dilediğiniz kadar araç kullanarak burada e, tabloları inceleyebiliyorsunuz. Bakın benim burada da incelemiş olduğum bir yapı vardı. Yani az öncesi, daha doğrusu biraz sonra size videoda anlatacağım e, verilerle çok fazla bir fark olmadığı için buradaki yapılara değinmedim ama önümüzdeki günlerde burada da değineceğimiz bir şey olursa buradan da açıp ilgili analizimizi yapıyoruz diyerek hemen isterseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim ve videomuza geçelim. Arkadaşlar merhaba. Kripto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. FED toplantısı Bitcoin'de fiyatlanıyor. FED ne yapacak şeklinde bir başlık attık. Şahsıma soracak olursanız FED toplantısı fiyatlanıyor. Çünkü bir 75 bas puanlık faiz artışına neredeyse kesin gözle bakılıyor. Tabi şunun uyarısını yapmak istiyorum. Eğer burada bir 100 bas puanlık faiz artışı gerçekleşirse daha önceki yayınlarımızda da ifade etmiştik bunu. Bence fiyatlarda artık 12 ile 14 bin dolar seviyesine doğru bir geri çekilmeyi biz o dakikadan itibaren görmeye başlayacağız bence. Çünkü e, şu anda yani 100 bas puan olabileceğine dair faiz artışının yani bu şekilde olabileceğine dair olan konuşmalar çok kısık. Yani çok az sayıda insan bunu konuşuyor. Yani genel beklenti 75 bas puan olacağı yönünde buna kesin gözle bakılıyor. O yüzden de buradaki son durumu konuşalım ve şu anda da tabi tablolar bunu fiyatlıyorlar biliyorsunuz bir önceki faiz artışı döneminde de bir 75 bas puanlık faiz artışı olmuştu. Burada enflasyon düştüğü için bir 50 bas puan olabilir mi diye beklenirken bu sefer tabi Ağustos ayındaki enflasyon verisi tekrar artınca 75 bas puanı artık kesin gözle bakılıyor. Şimdi Bitcoin'deki son duruma gelin birlikte bir göz atalım ondan sonra zaten çok uzun bir video olmayacak. ha Akşam saatlerinde eğer fiyatlarda çok sert bir değişiklik olursa tabi burada yine kaldığımız yerden devam ederiz bunu konuşmaya. Yani yine bir acil canlı yayında son durumu şu aktarırız. Şahsen arkadaşlar bakın bugün artık günlerden pazar. Akşam saatlerinde fiyatlarda çok anormal bir değişiklik olmazsa bakın buradaki pozitif uyumsuzluk onaylanmış olacak haftalık tabloda ki size daha önce ifade etmiştim. Yani biz en son pozitif uyumsuzluğu bakın ta şu alanda görmüştük. Yani şubat aylarında görmüştük. Ocak şubat aylarında ve bakın buradaki pozitif uyumsuzlukla birlikte bir iki haftalık yükseliş gelmişti. En son hatırlayacağınız üzere tablolarımızda haftalık bazda bir manipülasyon sinyali gelmişti. Yani fiyatların geçici bir süre yukarıya doğru manipüle edileceğini ancak düşmeye kaldığı yerden fiyatların devam edeceği şeklinde bir sinyaldi bu. Açıkçası bu pozitif uyumsuzluğun onaylanması durumunda 8,5 saat sonra Buradan daha önce de ifade etmiştim. Ben bir en kötü ihtimalle burada haftalıktaki 21 EMA yani 21 üstler hareketli ortalamaya doğru fiyatlarda bir geri dönüş olabileceğini düşünüyorum. Yani şu anda bakın burası 25.750 dolar. Muhtemelen bu haftalık kapanışla birlikte burası 25.000 dolar bölgesine kadar gerileyecektir. Yani buraya doğru kısa bir hareket ve akabinde düşüşün buradan geldiğini görebiliriz. Yani çünkü haftalık bazda pozit pozitif uyumsuzluğun gelmesi haftalık tabloda bizim için gerçekten önemli. Ancak şurada bunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bakın, daha önce bunu hiç görmedik. Yani burada ortalama olarak 19.800'ün altında haftalık kapanış görürsek bu test tamamen yalan olur. Yani fiyatlar doğrudan düşmeye başlar. İlk etapta 15.000 bölgelerine doğru 15.150 dolar ve akabinde 14 bin ile 12 bin dolara kadar düşmüş olur. Yani tabii ki beklentimiz burada pozitif uyumsuzluğun onaylanmasıyla birlikte hani bir 25 bin dolar bölgelerine doğru bir atak ama burada 19.800 doların altındaki haftalık kapanışların Buradaki düşüşü devam ettireceğini bilmek lazım hangi koşulda gelirse gelsin mesela şöyle sorular geliyor önümüzdeki hafta mı bu kapanış gelirse böyle olur yani buna gerek yok yani herhangi bir zaman aralığında fiyat bunun altında kapatmamalı çünkü burası bir destek alanı ne zaman kapatırsa kapatsın fiyat bunun altında kapattığı anda bu bölgeye doğru bir düşüş gelir. Ancak şahsıma soracak olursanız 8,5 saat içerisinde fiyatlarda anormal bir değişiklik olmazsa hani ilk etapta bir 1-2 haftalık yükseliş döneminden burada bahsedebilmek oldukça mümkün olacak. Şimdi bir burada günlük tabloları dönelim. Günlük tabloda bakın burada en son şu şekilde bir tablo oluşturmuştuk. Yani ben genel olarak hala fiyatların 12 ile 14 bin dolara düşeceğini düşünüyorum. Yani bunu evvela belirtmek istiyorum. Bakın burada bu şekilde bir düşen... Trende dönüşmüştü. Mesela en son hatırlayacağınız üzere bakın burada lower the yapı. Tekrar buradan yükselen diplerle beraber yükselen tepeler yapmıştık. Bakın burada trend tekrar değişti. Bu sefer de alçalan tepelerle alçalan dipler oluşturmaya başladık. Bakın burada bizim için önemli olan bölge 20.000 dolarla 20.300 dolar bölgesi günlük bazda. Buraların üstüne bir günlük kapanış gelmediği müddetçe zaten ben herhangi bir şekilde alım yapmam. Hatta ben 20.500 doları bekleyeceğim. Bunun yani bugün itibariyle söylüyorum tabii ki yarın buradaki seviyeler değişebilir. Yani hangi seviyeler? Bakın ben 21 üstel hareketli ortalamanın fiyat her üzerine çıktığında alıp her altına indiğinde sattığım için yani şu anda bu seviye 20.492 dolar. Ha yarın inşallah 20.300'e biraz daha yaklaşmış olur. Çünkü buranın artık kırılımıyla hem, bir, hem biz 21 üstler hareketli ortalamanın üzerine geçmiş oluruz. Hem de günlük bazda çok önemli bir direnç alanını geçmiş oluruz. Burada alım yapmak biraz daha bizim için kolay olur açıkçası bugün itibariyle 20492 doların genel manada üzerinde günlük kapattığımız anda bakın bir sonraki hedefimizin 21800 ve 22200 bölgesi olacağını çok net bir şekilde görüyoruz. Zaten hani şunu ifade etmek istiyorum sizlere. Zaten eğer bu olursa fiyat 20000 doların üzerinde tekrar bana göre bu dakikadan itibaren bir günlük kapatabilirse buradan sonra artık size az önce ifade ettiğim 2 haftalık yükseliş dönemine piyasaların girdiğini görmemiz oldukça muhtemel olur. Tabii bizim için burada fikirlerin bir önemi yok. Yani önemli olan sizin seviyeleri takip etmeniz. Çünkü Fiyattan daha iyi bir gösterge yoktur. Her zaman belirtiyoruz. O yüzden de fiyatın ne yaptığına bakarak hareket etmeniz lazım. Bizim fikirlerimiz esnek olmalı. Piyasanın gidişatına göre fikirlerimizde değişiklik olabilir sizin de, benim de. O yüzden ama buradaki seviyelerde hiçbir zaman değişiklik olmaz. Buradaki seviyeleri takip ederseniz çok çok rahat edersiniz. Bakın zaten aşağıda bizim için 19200 dolar bölgesi şu anda en yakın destek alanı gibi gözüküyor. Buranın altına bir kere kapattık, fake oldu. İkinci kez kapatırsak bakın hem burada bir parabolik düşen trendimiz vardı. Yani fiyat bunun üstüne çıktıktan sonra iyi bir atak yapmıştı. Son dönemlerde biliyorsunuz bu 22.500 lira doğru gelen atak döneminde. Şimdi bakın tekrar döndü. Bu parabolik e, trend alanı tekrar bize çok güzel bir destek oluyor. Hatta biraz daha yakınlaştırarak görmek istiyorum. Mükemmel bir destek alan olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bunun da son bölgesi yine 19.200'e tekabül ediyor. Yani bunun altındaki bir sonraki kapanış muhtemelen fake olmayacaktır ve fiyatları 17600 dolar bölgesine kadar 17500 17600 dolar bölgesine doğru fiyatların düşmesine sebep olacaktır. Buradaki alanlara çok ciddi manada dikkat etmemiz gerekiyor. Ve günlük tablodaki hani momentumsal duruma bir şu şekilde baktığımız zaman burası açıkçası çok fazla ışık vermiyor. Yani günlük tabloda en son momentum düşmeye devam etmişti. Ve money flow'un iyice kırmızı alanda derinleştiğini görüyoruz. Yani buradan payımıza şu anda çıkarabileceğim olumlu bir şey yok ama en azından şunu söyleyeyim. Bakın burada kırmızı mumlardan sonra ufaktan dojiler gelmeye başladı haykineşi mumlarında. Bunları bir olumlu görüntü olarak kabul edebiliriz. Tabii ki tam anlamıyla dediğim gibi momentum o görüntüyü vermiyor. Ama burada yine de 19.200'e çok çok dikkat etmemiz gerektiğini şahsen düşünüyorum. Ve 4 saatlik tabloya baktığımız zaman bakın şu şekilde 4 saat geçelim. Burada bakın 21 üstler hareketli ortalamanın bir türlü üzerine geçemedik. Yani 20.000 doların üzerinde şöyle bir türlü 4 saatlik kapatamadık. Ve maalesef bununla birlikte fiyatlar tabii bakın ben haykineşi mumlarından bakıyorum. Düşmeye devam etti. Bakın burada bizim için Fibonacci alanlarında çok önemli bir destek alanı var. Bakın burada ortalama olarak 19800 bölgesi. Bunun altında bir 4 saatlik kapatmamız durumunda muhtemelen ya burada bir sonraki e, lower low e, olacak mesela bu Şimdi şu anda higher low. Bakın dikkat ederseniz burası lower low'du. Alçalan dipti. Burada yükselen tepe oluşturduk. Bakın burada hala da higher low'du. Bakın şurası yani yükselen dipti. Ya burada tekrar bu alana gelip bir ikili dip yapacağız. 19200 bölgesine gelip bir ikili dip denemesi yapacağız. Zaten bunun altına inersek maalesef burası artık bir lower low olur ve burada trendin değiştiğini bize gösterir tablolar. Yani 4 saatlikte de genel manada biz burada 19.200'ün altında bir kapanış görmememiz gerekiyor. Evvela 19.800 zaten bunun altında kapatırsak 19.200'e kadar düşeriz. Yani 19.200 buradaki en azından yapının bozulmaması adına bizim için önemli bir seviye olarak karşımızda duruyor. Zaten 19.200'ün kaybıyla 18.900 akabinde de 18.500 ve 17.500 şu anda çok kuvvetli alanlar bunlar. Bakın Fibonacci alanları zaten gidip öyle bookmap gibi verilere bakarsanız buralarda çok ciddi alıcıların biriktiğini görürsünüz. Mesela insanlar bize hep diyor işte hocam sen niye bookmap verileri kullanmıyorsun? Çünkü çok fazla ihtiyaç duymuyoruz. Yani burada size söylediğimiz seviyelere zaten gidip o tarz uygulamalardan bakarsanız hep böyle alıcıların çok yoğun biriktiklerini görürsünüz. Çünkü zaten genelde traderlar trade ederken e, Fibonacci verilerini kullanırlar. Yani burada Fibonacci alanları en önemli alanlar nerede? Hangi alanlara emir yazalım şeklinde. O yüzden bu alanların önemi çok daha fazla artıyor. Bakın bir önceki sefer de mesela 18.500'den döndü. 18.500 bakın ta bizim için yani burada e, en son bakın ta 30 Haziran döneminde o da tam manasıyla inmemişti değil mi buraya? Yani buranın üstüne dönmüştü. Bakın bugün 18.500'den fiyat sekebiliyor. Çünkü neden? Burası Alıcıların biriktiği bir yerde burası bir Fibonacci alanıydı ve bu vesileyle de fiyat buradan sekmiş oldu. Şimdi saatlik tabloya bakacak olduğumuzda da hatırlarsanız burada bir alçalan takozumuz vardı. Hedefi ortalama olarak 21.800 bölgesini gösteriyordu. Fiyat bakın burada çok iyi manada aslında iyi bir patlama yaptı burada düşen alçalan takozun kırılımıyla birlikte iyi bir atak geldi. Bakın burada da saatlik bazda 20120 dolar bölgesinin üzerinde burası Fibonacci alanıydı. Kapatamayınca bakın burada da bir yükselen kama yapısı oluştu ve şu anda kamanın hedefinin 19300 olduğunu görüyoruz. Burada bu yapıda maalesef aşağı yönlü kırıldı bu direnç alanı geçilemeyince ve fiyat buradan geriye gelmeye başladı. Açıkçası burada özellikle 19600 bölgesinin kaybıyla ben fiyatın zaten formasyon hedefine gideceğini hep beraber görüyoruz. Şimdi burada bir toparlama yapmamız gerekirse analizimizde ne, ne düşünüyoruz ne bekliyoruz? Şahsen arkadaşlar buradan bir 19.200-300 dolar bölgelerine kadar bir gerileme olabilir. Bu gayet normal. Ha bu olsa da buraları koruduğumuz müddetçe ki biliyorsunuz haftalıktaki o pozitif uyumsuzluğun onaylanması bizim için ee, yani fiyatın 18.500'ün üzerinde kapatması yeterli olacaktır. 18.500 diyorum bakın daha bayağı bir uzağız buraya. Buranın üzerinde kapatması yeterli olacak fiyatın bizim için e, bir pozitif uyumsuzluk vermesi adına. Şimdi burada bir 19.200-300 bölgesine kadar bir düşüş gerçekleşebilir. Bu çok normal. Buralardan bir bounce alıp tekrar bu sefer 20.000 doların kırılıp kırılmadığını görebiliriz. Ha, alalım mı satalım mı noktasında da bence fiyatlar burada en azından 19.600'e gelmeden veya 20.150 dolar bölgesini geçmeden eğer saatlik tabloya bakarak alım satım yapıyorsanız. Ben e, açıkçası bu seviyelere ya desteğe, az önce söylediğim desteğe gelmeden veya az önce söylediğim yine direnç alanı kırılmadan çok alım satım yapmanızı önermiyorum. Ha bana kalacak olursa e, saatlik tabloya bakarak spot alım satım yapmayın. Çok fazla zarar edersiniz. Yani burada hiç bu şekilde e, bir heyecan aramaya gerek yok. Alım satım yapmaya bana göre minimum günlük tablodan başlamanız lazım ki günlük tabloda da ne yapacağımız belli. 20.500 doları bekliyoruz üzerinde günlük kapanış olduğunda alım yapacağız. Ha eğer 4 saatlikten de olur kardeşim ben 4 saatliği de kullanıyorum spot alım diyorsanız bu da fena sayılmaz. 4 saatlikte de şu an alım yapmak için sizin beklemeniz gereken yer 20.031 doların üzerinde. 20.031 doların üzerinde bakın burası hem bir Fibonacci alanı hem de bizim için 21 üstler hareketli ortalamanın bulunduğu yer. Buranın üzerinde bir 4 saatlik kapanışla siz de burada alım yapabilirsiniz. Bakın buradaki bir sonraki hedefte 20800 ve akabinde 21800 ile 22000 dolar bölgesi olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Burada başka size aktarabileceğimiz bir veri var mı? Bir de momentum tablosuna bir bakalım. Hani ne oluyor, ne bitiyor buradaki görünümde? Neyi anlamamız lazım? 4 saatlikte bir önceki 4 saatlik bir satım sinyaliyle onaylanmış. Şu anda 19 dakika var. Biliyorsunuz 7'de de bir sonraki mum onaylanacak. Açıkçası DB'ye sayıları biraz burada güçlü gördüm. Yani her ne kadar da iğneler aşağıya doğru uzun olsa da mumlarda Biraz sayı güçlü gördüm ve money flow artık aşağıya doğru kıvrılıyor. Bakın burada momentum kaybının da çok ciddi manada yaşandığını görüyorsunuz. Yani burada momentum kaybını nasıl anlıyorum? Bakın buradaki mavi dalgalar gittikçe küçülüyor arkadaşlar ve satım sinyalleriyle küçülüyor. Bunların da ışığında az önce ifade ettiğimiz bölgelere çok çok dikkat edelim. Mesela 4 saatlikte ne demiştik? 19.800. Buranın altındaki kapanışla beraber fiyat muhtemelen 19.200'e inip hem bakın buradaki Tabloyun bir formasyon hedefine gitmesine sebep olacak Hem de bakın çok önemli bir destek alanına inip Burada gözümüz kulağımız bu seviyede olacak Tekrar bir ikili dip yapabilir miyiz Çünkü Allah muhafaza yani bunun altına gelecek bir günlük kapanış Yani 4 saatlikte de sıkıntı olur 18-9 ineriz ama Günlük kapanışta ben artık ciddi manada işlerin bizim aleyhimize devam edeceğini yıl sonuna kadar düşünmek durumunda kalacağız. Zaten 12 ile 14 bin dolara düşeceğini düşünüyoruz. Yani en azından belki burada bir 1-2 haftalık yükseliş dönemi olur mu olmaz mı diye tabii ki tartışıyoruz. Ya bunun da olabileceği gibi bir ihtimal şu an masada ama de dediğim gibi yani hem günlük bazdaki şimdi adam mesela en çok sorulan soru şu 4 saatlikte sat sinyali geliyor 1 saatlikte al sinyali geliyor ne yapmalıyım? Bu tamamen sizin cevap vereceğiniz bir soru. Yani siz 4 saatlik tabloya bakarak alım satımı yapıyorsanız 4 saatlikte sat geliyorsa satmanız lazım. E saatlik tabloya bakarak alım satım yapıyorsanız e, al sinyali gelirken almanız gerekiyor. O yüzden de burada ben her tabloya bakanlar için mümkün mertebe son görünümleri aktarmaya çalışıyorum. artık buradaki karar size aittir. Siz hangi zaman aralığına bakarak işlem yapıyorsanız ki bence en az 4 saatliği kullanın. Yani long short işlemler yapıyorsanız 4 saatliği kullanın. Ama spot alım yapıyorsanız bence en az günlük tablodan itibaren bakmaya başlayın yoksa ciddi manada başınıza dert alırsınız. Hiç böyle küçük hareketlerle zaten vadeli işlem yapmıyorsanız öyle küçük hareketlerle çok da pek fazla bir şey kazanamazsınız yani. O yüzden hani günlük tablo en azından bir hareketi yakaladığınızda %15 %20 iyi kar bırakır günlük tablo biraz daha da rahat olur. Yani böyle sürekli girip Hani e, telefondan fiyatlara bakmanıza gerek kalmaz biliyorsunuz günümüzün hastalığı insanlar sürekli girip fiyatlara bakıyor. Yani böyle bir durumdan da sizi uzaklaştırır sizin kafanızın daha rahat olmasına sebep olur. Ha long short işlem yapanlar 4 saatlik kullanabilirler. Şahsen ben 4 saatlikten altında pek fazla işlem yapmıyorum. 4 saatlikte vadeli işlemlerimi yapıyorum. Günlükten itibaren tabii ben her zaman aralığından vadeli işlem yapıyorum o farklı ama... 4 saatlik tabloda sadece vadeli işlem yapıyorum. Altını pek tercih etmiyorum. Orada sadece long short işlemler. Günlük tablo ve üzerinde de hem spot alım hem de vadeli işlemlerimi çok rahat bir şekilde yapıyorum. Tabi zaman aralığı yukarıya doğru gittikçe yani bir günlük, 2 günlük, 3 günlük ben burada kaldıraç oranını gittikçe düşürmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ee, hatta mesela ortalama bir oran belirleyip hepsine kullanabilirsiniz. Mesela ben 2x kullanıyorum. hepsinde kullanıyorum. Çok fazla benim için bir şey fark etmiyor hangi zaman aralarında kullanırsak kullanalım. Şimdi burada 15 dakikalık tabloda da bakın çok güzel bir düşen kamamız vardı. 19.700 bölgesinin kırılım bölgesi olacağını söyledik. Ve mükemmel kusursuz değil mi? Bakın kırıldıktan sonra üstüne çok güzel bir retest hareketi ve buradan yukarıya doğru bir atak gelmeye başladı. Bakın burada tekrar bir düşen takoz oluşmuştu. Bununla beraber bakın tekrar fiyat burada yükselen kama oluştu bu kez de maalesef. Bunun altından tekrar destek buldu. Bakın üst noktasına kadar bir fiyat hareketi gerçekleşti. Ve maalesef 15 dakikalıktaki bu yükselen kama da kırılmış oldu. Bunun da formasyon hedefi 19.300. Aslında 15 dakikalıktaki bu yükselen kama saatliklerin, saatliklerin biraz daha geniş görünümlü hali olarak düşünebilirsiniz. Yani saatlikte de var ya. Bu biraz daha açılmış hali olarak bakabilirsiniz ve bununla birlikte de bakın formasyon hedefinin burada 19300 olduğunu, yani saatliktekiyle aynı yerde olduğunu görüyoruz buradaki görünüme baktığımız zaman. 15 dakikalıkta şu şekilde bir düşen yapıdan bahsedebiliriz. Bakın hemen size şöyle göstereyim. Şöyle bir düşen yapıdan bahsetmek burada oldukça mümkün. Şu şekilde yok, böyle daha iyi şu şekilde. Bakın buradaki fiyat bölgemizde bizim için 20 bin dolardan geçiyor. Yani tekrar alım yapmak için bir 20 bin doların üzerinde 15 dakikalık bir kapanış gözükmesi gerekiyor. 15 dakikalık tabloya bakarak alım satım yapan arkadaşlar için konuşuyorum. Ve buradaki 20 bin doların biz aynı zamanda hani buradaki 19.930 ama belki hani burada da önemli bir direnç olduğunu Fibonacci alanlarından görüyoruz. Zaten buranın geçirmesiyle bakın 15 dakikalıktaki bir sonraki hedefte 20.200 dolar olacaktır. Zaten bakın burada bir düşen kamamız var diye bizim 15 dakikalıkta hatırlarsanız. Bakın alçalan takozumuz vardı daha doğrusu bakın bunun bir formasyon hedefi vardı. Niye gösteriyoruz? Zaten burada var 20.800. Yani burada zaten 20.000 doları kırdığımız dakika bence artık hedefimiz burası olacaktır. Yani buradaki alçalan takozun fiyat hedefine doğru ben fiyatın gitmeye başlayacağını düşünüyorum. Bununla birlikte de zaten burası hem saatlik tabloda hem 4 saatlikte de Önemli bir Fibonacci direnç alanı olacaktır. Şu şekilde bir endekslere bakalım. Yani zaten hafta sonu çok fazla bir değişiklik yok aslında. Burada bakacağımız herhangi bir şey yok ama biz bir dominansa bakalım. Yani diğer tarafta size söyleyeceğim hiçbir şey yok. Çünkü en son iki gün önce yayın yapmıştık biliyorsunuz Cuma günü. E orada da zaten son tabloları hep birlikte konuştuk. Ve bununla birlikte zaten yani piyasalar kapandı, orada hiçbir değişiklik olmadı en son ne konuştuysa o ve şu anda baktığım zaman Bitcoin dominansında da e, yani böyle yükseliyor yine böyle yavaş yavaş ama yine de öyle çok böyle bir büyük bir patlama gelmiyor burada 40.45'in altında günlük kapatmadığı müddetçe ben dominansın e, yukarıya doğru hareketini devam ettireceğini düşünüyorum ha burada şu anda e, hani momentum tablosunda nasıl gözüküyor diye soracak olursanız öyle çok güçlü göremiyorum ben şu yükseliş hareketini. Tabi burada e, bizim için yukarı yönlü 41-28 ve 41-35 bölgeleri zaten hedefimizdi. Burada bir kere buradan geri döndük. Bir kere daha denememiz bakın oldukça muhtemel. Zaten buralar geçildikten sonra biz burada 42 42.5 hatta bana göre şu alana kadar yani 44 alanlarına kadar dominans bir yükseliş gösterecektir. Şu anki mevcut tabloda 40.45'in üzerinde kaldığı müddetçe zaten 40.45'in altına da inersek burada düşüş bence şuradaki dip bölgesine kadar 39'a kadar derinleşecektir. Yani buradaki tablolardan ben dominanstaki yükseliş hareketinin çok güçlü olmadığını çıkarıyorum ama tabii ki yine de burada ilgili alanın üzerinde kaldığı müddetçe sorun olmadığını da bilmenizi istiyorum. Şimdi gelelim Ethereum tablosuna. Ethereum'da Buradaki kırılımla birlikte 1400 dolara kadar fiyatın düşeceğini ifade etmiştik size. Yaklaşık 1600 dolar bölgelerinden bu yana. Ve fiyat 1400 dolara geldi. Şimdi burası çok önemli bir destek alanı. Yani buradaki momentum görünümü hala da çok fena değil. Yani ee, hala da bizim için iş görür bu tablo. Bitcoin'in iyi gittiği ortamda tabii ki. Bitcoin kötü gittiğinde bunların hepsi yalan olur. 1400 doları çok önemli görüyorum. Bunun altında ben bu sefer Ethereum'un 1200 ile 1000 dolara kadar düşeceğini düşünüyorum. Benim ana hedefim de Ethereum'da biliyorsunuz 600 dolar bölgesi. Yani Bitcoin'de 12 ile 14 bin dolar aralığına geldiğimizde muhtemelen Ethereum'da da 600 dolara inmiş olacağız. Burada 1400'ü kısa vadeli takip edelim. Bakalım ne olacak? Fiyat bunun üzerinde kalmaya devam edebilecek mi? Zaten kalmaya devam ettiği müddetçe herhangi bir sorun yok. Bakın hani burada bir obo mu var diye çok fazla soru geliyor ama ben bir obodon ziyade zaten bakın günler öncesinden işaretlemiştim sizlere. Bir ikili tepe modelinin daha mantıklı olduğunu görüyorum. Fiyat üzerinde bir ikili tepe var bence. E bununla birlikte de mesela buradaki 1400 dolar kırılımından itibaren biz ikili tepe görüntüsüyle bile baksak bakın burada bu da bir, yani buradaki formasyon hedefi dahi bize 1000 dolar ve hatta 1000 doların bir miktar altına bile fiyatın geriye çekilebileceğini çok net bir şekilde Gösteriyor değerli arkadaşlar buradaki tablolardan size son olarak aktarabileceğim bunlar da dediğim gibi ilerleyen saatlerde fiyatlarda çok sert bir hareket gelirse tekrar yayın yaparak son durumu sizlere aktarırız şimdilik kendinize çok iyi bakın her şey güzel gönlünüzce olsun hoşçakalın bol kazançlar efendim.